Sandviç. Sandviç. Sandviç yapıyoruz Roze. Sandviç yapıyoruz. Bunlar yani çok mutlu oldu. Yani sandviç yiyecek. Yani dön dedim sen. Yapmadım. Evet. Dön de söyledim ama yapmadım. Ondan sonra biraz hani böyle dedim. Yani o yedim biraz rahat oldum. Ben ne aldım, neler aldım. O yedim. Evet, şu anda ekmeklerimin üstüne hemen sürüyorum. Sürdükten sonra da bir bezle üstünü kapatıp biraz bekleyeceğiz. Çünkü iftara biraz daha var. Önceden bunları hazırlamak istedim. Çok kolay yani bunu 25, yapmak. 25-20 dakika kadar var. Herkese selamünaleyküm. Günaydın hepinize. Kanalımıza, benim videomuza hoş geldiniz. Bu aralar çok fazla böyle dilim tutukluk yapıyor. O yüzden konuşamıyorum videoya başlarken. Neden bilmiyorum. Bu arada burada da Fatma var. Günaydın Fatma. Evet, sahur videosundan başlamadık. Çünkü biraz değişik olsun istedim. O yüzden sahur videosunu çekmedim. Düşündüm ki hemen uyandığımızda vlogu başlatırım ve iftara kadar olur. Çünkü biliyorsunuz bugün maşallah 13. gün Ramazan'ın. 12 gün oldu, bu şekilde video çekiyoruz. Hani dedim ki biraz hem değişiklik olur hem de güzel olmuş olur. Şimdi bizler kalktık, dediğim gibi Froze hala uyuyor. Ben de çayı ocağa koydum hemen, tabii ki de çay yapayım dedim. Hani kızlara kahvaltı yaptırayım ilk önce. Ondan sonra hani dedim diğer işlerimi yaparım. Akşamdan biraz bulaşık bırakmıştım, onları yıkarım. Ondan sonra evi temizlerim. Bir de çamaşırlarım var asılacak. Onları hallederim. Bu arada hava bugün çok güzel gerçekten. Yani öyle bir güneş var ki maşallah, subhanallah. Fatma, aramsı verdi. Evet, biliyorsunuz kaç gün hava burada bayağı bir soğuktu ve yağmurluydu. Bugün çok güzel bir güneş var. Yukarıda zaten çocukların kıyafetlerini asmıştım ben şeye, balkona. Onlar kurumuştur büyük bir ihtimalle. Şimdi içeri gidiyorum, hemen çocuklara kahvaltı hazırlayacağım. Hemen çocuklara kahvaltı yaptıracağım inşallah. Evet, şu anda mutfağıma geldim. Burada bulaşıklarım var, akşamdan yıkanmış olan. Onları da yerlerine yerleştireceğim. Böyle çocuklar için çay yapıyordum. Ondan sonra hamurumu dışarı çıkardım ekmek yapmak için. Burada da Muhammed Emre var. Nereye kaçıyorsun sen? Sabah sabah nereye kaçıyorsun? Hı? Bu küçük adam var ya, sabah sabah öyle bir yoruyor ki bizi. Anlatamam size. Muhammed Emre. Johnny, Johnny. Söyle yes papa. Johnny, Johnny. Open your... Bakın yes papa diyor. Eating sugar. Eating sugar. Tiling light. Hani o şey var ya, böyle İngilizce çocuklar için. Hani diyor ya, ağzında şeker mi var falan. O zaman ağzını aç. Muhammed Emre de diyor ki ha ha ha. Kıyamam ya, kıyamam beni oğluma. Evet, şimdi görüyorsunuz çocukların yukarıdan kıyafetlerini aldım. Bir sürü şey yıkadım gerçekten de. Özellikle de Muhammed Emre'nin hepsi bir anda batıyor, kirletiyor üstünü. Ya da ne bileyim, hani priması taşıyor falan. O yüzden bütün kıyafetleri böyle yıkanacak bir şekilde oraya koyuyorum. Yıkanıyor, çok da fazla var bakın, bir sürü kıyafet var. Şimdi yavaş yavaş döşeğimi de yaptım oraya. Çocuklar da içeride oynuyorlar. Dediler ki anne bizi markete götür. Burada da Rana var. Rana. Rana. Bir selam ver. Evet, hadi gelin gidelim. Markete götüreyim sizi. Karşıda dükkan var ya, orada yeni bir şey gelmiş. Muhammed Emre'yi mi? Dur bir dakika. Evet, şimdi Neslihan, işimi başladım. İşim de başında oldu. Evet. Ne oldu? İş de başında oldu. Şimdi iş başıma düştü. İş başıma düştü. Böyle bir şey oldu. Tamam, sen yap. Biri bu seni yardım edecek. Muhammed Emre. Ne yapacağım sen? Yukarı git bak. Gidiyorum. Bunu görüyorsunuz.
Bunlar bu burada izliyorum, ondan sonra bu da yapıyorum böyle. Tek başıma burada. Kızlar yukarıda. Ondan sonra sen çok biliyorum böyle. Yap, nasıl yapıyor? Aram çam çam, aram çam çam, aram. Nasıl yapıyor? Evet, bu arada Neslihan burada. Her zaman bekliyor. Evet. Şimdi yavaş yavaş ev işlerimizi hallediyoruz. Burada namaz kılıp zaten hemen şeyi almaya gidecek. Sandviç malzemelerini alacak. Bir de hurmamız bitti, hurma almaya gidecek. Bugün çok fazla çeşit yapmayacağım. Sadece bir sandviç yapacağız. Ondan sonra bir şerbet yaparız. Yeterli bence bu kadar. Bugün yeterli, yarın bir şeyler yaparız inşallah tekrardan. Yani burada böyle dedim, sandviç. Yani dün yapacaktım ben ama vaktim kalmadı. Hem yemek yapıyordum, hem salata, hem çorba, yetişemedim daha doğrusu. O yüzden yapmadım. Zaten Rana dün biliyorsunuz görev almış diye pastanede. O da onun yerine gidip böyle yedik, güzel lezzetli yedik. Çorbayı çocuklar içmedi bu arada. Sevmediler sanırsam, Rana da çok fazla içmedi. Ben içtim. İçtin ama bir iki kaşık bıraktım. O bir kaşık, bir kaşık bıraktım. Neden bir şey söyleyeyim mi? Rana her zaman bir iki kaşık bırakıyor. Bilmiyorum. Yiyemiyor. Neden. Bilmiyorum neden. Arkasından ben yiyorum. Ben bitiriyorum. Bu nereye gidiyor? Bak bak, dışarı gidiyor, gidiyor. Gidiyor, 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 gidiyor. Bu arada gel, bir şey daha söyleyeceğim. Demişler ki o çamaşırları neden yıkamıyorsun? Neden her zaman orada duruyorlar? Güzel ablaların o çamaşırları bir anda yıkamamanın nedeni bizim su sıkıntımız var biraz. Bizim su deposunda eğer çok fazla çamaşır yıkarsan hemen su bitiyor. Sonra bulaşık yıkayamıyorum. Evimin temizliğini yapamıyorum. O yüzden yavaş yavaş çıkıyorum. Hatta size söyledim çamaşır yıkayım diye. Bir iki defa. Onları da bitireceğim inşallah. Yani su olsa ben zaten hepsini yıkamıyor muydum Rana? Yani bir defa da hepsini yıkıyordum mesela. Hepsi tertemiz oluyordu ama şu anda biraz bırakıyorum, ondan sonra yıkıyorum. Sırf su sıkıntısı dolayından. Çünkü su sonra bitiyor, gelmiyor. Daha dün bir söylüyorsunuz su evet, gelmiyor falan. Birkaç videoda söylemiştim. Tamam o zaman ben de bakıyorum. Evet, buradan bu aldım. Başkalar da var burada. Bu da onlar da içinde et olmuyor. Bunun da içinde et oluyor. O yüzden de bu halde. Evet, evimize geldim şimdi. Camiye gideceğim direkt. Assalamualaikum. Al bakalım. Yumurta var işte. Yürü o. İçiyorum. Tamam. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar ne yapıyor? Almasaydım. 300 kadar oldu ya. 300 rupiye biz en güzel yemeği yapıyoruz. Tamam olabilir. Çok pahalımış, bir dahakine yapmayalım. Başka bir yok şey ya, bir şey olmaz değil mi öyle şu anda? Fiyata bak ki ben de, bakınca ben de perişan oldum. Olmaz sen. Tamam, ben camiye gidiyorum. Evet, bu arada ben de mutfağımı temizledim. Rana da geldi zaten biliyorsunuz. Gerçekten ev fiyatı çok uçukmuş. Biraz şaşırdım. Şimdi yumurtalarımı kaynatacağım. Ondan sonra soğuduktan sonra kabuklarını soyup yumurtamı böyle püre haline getireceğim. Burada da sütümü kaynatıyorum bu arada. Sütü neden bugün erken kaynattım? Şunun nedeni de bu. Bugün düşündüm ki hani çocuklar da seviyor. Sütlü şerbet yapayım. Burada da şekerimiz bitmişti. Onu almış Rana. Hemen şeker kutusuna dökeceğim zaten. Bu arada bana göndermiş olduğunuz Instagram'dan bir sürü tarifler verdi. Nefis yemek tarifleri. Onları aslında ben kendim de izliyorum. Hatta bu tel şehriye çorbasını da ben oradan yapmıştım. Ben severek yedim. Hatta bugün bir kolilik var da. O yüzden onu da ben yiyeceğim. Çocuklar çünkü yemedi dün fazla. Biraz tattılar. Rana da bir çorba yemedi diyeyim yani. Ondan sonra işte neden nefes nefese kaldım ben? Neyse. İnşallah yapmaya çalışacağım. Hepsini denemeye çalışacağım. Elimden geldiğince.
Biraz aslında bu maddi durumla da ilgili. Hani her şeyi yapamam, her şeyi evde pişirememem. Ama inşallah yavaş yavaş en azından bir iki çeşit yaparız. Ne bileyim günde ya da 2-3 çeşit yaparız. Hani imkanımız oldukça yapar deneriz inşallah. Çocuklara da yediririm, sevdirmeye başlarım. Şimdi bu sandviçimizi yapacağım. Saat 5 oldu bu arada. Saat 7'ye yakın söylemiştim size daha önceki videolarda. Açılıyor oruç. Şimdi sütümü bir yere koyacağım, böyle biraz alacağım. Şerbetime koymak için soğutacağım sütümü çünkü şu anda çok sıcak. Bu arada benim komşum var dışarıda, dedi ki Neslihan bugün orucu hissediyor musun? Hani susadın mı, acıktın mı falan. Ben dedim ki hayır, hissetmiyorum. O da dedi ki bugün çok güneş var, ben de hissediyorum. Eminim ki sen de hissediyorsun, yüzünden anladım dedi. Gerçekten de bugün çok fazla sıcak, sanki Pakistan'da iyi bir sıcak gelmiş gibi, yani yaz gelmiş gibi bugün. Çünkü biliyorsun ondan önceki günlerde yağmur falan yağmıştı. Öyle yani, birdenbire güneş çıktı, birdenbire böyle her yeri sıcak aldı. Şimdi ben çocukların kıyafetlerini de bu arada toparladım, koydum dolaplara. Mutfağımı da temizledim, bulaşıklarımı da yıkadım. Sadece şu anda şerbetim ve sandviçim kaldı. Onları da zaten size şu anda göstereceğim inşallah. Şimdi 3 tane yumurta aldırmıştım ama evde 2 tane daha duruyordu. O yüzden bir tane daha attım içine, hani az olmasın diye. Şekerimi de bu arada kutumun içine doldurdum. Şimdi sütümü ayıracağım biraz soğuması için. Evet, bir anda yumurtalarım kaynamaya başladı. Buraya da yine sütümü çıkardım böyle soğuması için. Burada da şu anda hamur yoğuracağım. Bu arada hamur yoğurmadan önce bana Instagram'dan çok fazla sorulan soruyu cevaplamak istiyorum. O da şu: Neslihan, pırata ekmeğini nasıl yapıyorsun ya da o gözleme şeklindeki ekmekleri nasıl yapıyorsun? Hamuru aynı mı? Hamurun içinde ne var? Hamurumu yoğurmadan önce düşündüm ki bu soruyu cevaplayayım. Birçok kişi bana yazdı, birçok ablamız yazdı. Sadece dediğim gibi un koydum zaten hemen sinimize. Bir de böyle biraz tuz attım üstüne. Hiçbir şey atmadım başka içine. Ne maya ne başka bir şey, hiçbir şey atmadım. Normal böyle ekmek hamuru olacak. Sadece pratanın bir değişik şekli var. O da şu: hani ekmeği pişirirken üstünü yağlıyoruz. Eğer sade pırata yapacaksak sade yağ atıyoruz içine, sıvı yağla. Ondan sonra onu güzel bir şekilde tavada pişiriyoruz. Eğer gözleme yapacaksak 2 tane böyle küçük küçük beze alıyoruz. İkisini de açıyoruz. O açıyoruz. Birisinin içine ne atacaksak, hani ne koyacaksak onu böyle güzel bir şekilde koyuyoruz içine. Yine kapatıyoruz diğer bezeyle beraber ve o şekilde pırata şeklinde pişiriyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Sadece bu şekilde yapılıyor. Sizlere buradan anlatmak istedim soranlar için. Evet, şimdi çocukları çağıracağım. Bir de yumurtalarım oldu bu arada. Firoze Arit. Adu. Bugün biz ne yapıyoruz? Sandviç yapıyoruz Firoze. Sandviç yapıyoruz. Bunlar yani çok mutlu oldu. Yani sandviç yiyecek. Yani dün dedim sen, yapmadım. Evet. Dün de söyledim ama yapmadım. Ondan sonra biraz hani böyle dedim. Yani o yedim, biraz rahat oldum. Ben ne aldım, neler aldım. O yedim, biraz rahat oldu. Şu anda onu söyledim, yani yumurta oldu. Şimdi mayonezle baktım. Yani gördüm. Bir de dilimde ekmeği görünce anladılar ne yapıyor diye. Tamam o zaman ya. Şimdi yumurtalarını. Sen yap, ondan sonra ben göstereceğim. Evet, şu anda yumurtalarımı böyle çatalla beraber eziyorum. Aferin Rana, sen de iyi Türkçe konuşmaya başladın. Başlayacağım, neden başlayamayacağım ya? Herkes diyor ki Rana'nın Türkçesini düzelt. Konuşurken yanlış konuşuyor. Sen ona bir şey demiyorsun. Rana beni kendi diline alıştırdı. Rana da konuşuyorum, yapıyorum diyor ya. Ben de her zaman böyle konuşmaya başladım Rana'nın yüzünden. O yüzden ona nasıl konuşulacağını anlatamıyorum bir türlü. O bana anlatıyor. Mama. Ya yavaş yavaş olacak inşallah. İnşallah. Ben öğreneceğim. Yavaş yavaş. Yürüyün böyle. Ben yavaş. Yavaş yerler ya. Böyle. Ama o başka bir şey için kullanılıyor. Tamam ya. Bir şey olmaz. Bakın nasıl sıcak yumurtalar. Duman çıkıyor. Fatma, elin yanar. Aa, yapma kızım.
Gördün ben ne kadar güzel konuştum. Evet Rana, sen zaten her zaman güzel konuşuyorsun. Ya. Senin ağzından her zaman bal damlıyor maşallah. Oluyor oluyor. Orası öyle. Çok güzel bal, şey. Yani, bal yani bal. Hani. Hani oluyor. Hani. Andere. Anda. Yani öyle mi? Anda. Sanırsam bu tabak küçük gelecek bana. Ben büyük bir tabak alayım hemen. Anda de. Tamam oldu. O zaman sen tabak değiştir. Evet, şimdi tabağımı değiştirdim, biraz daha geniş ya. Çelo, bete indir cevap. Cevap bekle, cevap bekle. Cevap bekle. Cevap bekle. Sandviç bete, bir bandı ya. Şimdi. Bu mayonezlerden Türkiye'de yokmuş bu arada. Normalde Türkiye'de her şey bulunur. Hani biraz buna şaşırdım. Bir ablamız yazmıştı mayonezli etli mayonezlerden yok diye. Şimdi karabiber. Bu arada videomuz izlediğin için çok teşekkür ederim. Bizim çok teşekkür ederim. Bizim için yani vakti ayarlıyoruz. Yani çok teşekkür ediyorum. Bizim için vaktinizi ayırıp geliyorsunuz, izliyorsunuz, yeniler yapıyorsunuz. Elleriniz inşallah dert görmesin. Rabbim sizlere sağlık, sıhhat versin. Ya, bütün hastalara. Bu arada Neslihan bu aralarda yani. Neslihan çok mutlu oluyoruz. Hem de tansiyonu düşmüyorum. Bilmiyorum neden. Oruç da tutuyorum ama öyle de yani düşmüyorum. Bilmiyorum neden. Yani elhamdülillah. Yani sizin sayende. Bir şey söyleyeyim mi sana? Söyle. Oruç tutmak bizim için en güzel sağlıklı bir şeydir. Aynen. O yüzden benim tansiyonum. Hangi? Gelin. Şöyle avde olur belki de. Şimdi biraz daha mayonez ekleyeyim. Yani şu kadar mayonez 4 tane 300 rupilik 4 tane yumurtanın içine girdi bile. Biz 400'da o alsaydın ne oluyoruz? Et çok güzel bir şey daha. Biz kebap yapardım, her şey yapardım o etten gerçekten. Tamam ya, bir şey olmaz ya, o kadar değmez. Benim kaldığımı geriyorum sen. Ben sana ne dedim? Ben aldım. Oh, İyi yaptın ya, ben sana bir şey demedim ki. Tamam ya. Allah senin de inşallah cüzdanından bereketini arttırsın. İnşallah inşallah ya, olacak biraz zamanı var. Evet, şu anda ekmeklerimin üstüne hemen sürüyorum. Sürdükten sonra da bir bezle üstünü kapatıp biraz bekleyeceğiz. Çünkü iftara biraz daha var. Önceden bunları hazırlamak istedim. Çok kolay yani bunu 25, yapmak. 25-20 dakika kadar var. Bu gerçekten de çok kolay yapılıyor. Hiç de zor bir şey değil. Hemen yumurtayı kaynatıyorsunuz. Mayonezi içine koyuyorsunuz. Biraz da böyle karabiber. Ondan sonra biraz tuz. Bu kadar. Karıştırıp hemen ekmeğin üstüne sürebiliyorsunuz. Hem de çok lezzetli oluyor. Dilerseniz yanına çay da yapabilirsiniz. Ya da kahve de yapabilirsiniz. Evet, şu anda sandviçlerimiz hazır. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3. 3 tane burada sandviçimiz var. Yani 2 dilimden oluşuyor sandviçimiz. Toplamda 6 tane sandviç oluşturduk. Şimdi bunları bu şekilde keseceğim. Tamam, böyle yapma. Böyle yap. Tamam, bunu yap. Hı? Bunu yap bence. Hem çocuklar da rahat rahat. Diyorum hep.
Doğum günüm. Hay Allah'ım ya. Sanki başka zaman hiçbir şey yapmıyormuşuz gibi konuştum. Ay. Ali izin abi. Cao abi anlayacağım. Cao. Dün de bak fark yerden. Evet tamam. Şimdi bunların üstünü kapatacağım. Ki üstleri kurumasın ekmeklerin. Evet şu anda bizler oturduk, toplamda bir dakika kadar kaldı iftara. Dedik ki ilk öncesinde videoyu kapatalım. İnşallah bugünkü videomuzu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bugün çok fazla bir şey yapmadık. Sadece sandviçimiz birer tane vurmamız, bir de bir şerbetlerimiz var. Bu kadar yeterli bence. Daha sonra tabii ki de bir iki saat sonra yemek yiyeceğiz. Şimdi, bir saat sonra. Evet bir iki saat. Rana çabuk acıktığı için bir saat dedi. Zaten ne zaman acıkırlarsa o zaman ekmek yapıyoruz. O zaman iki saat değil mi? Evet. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese yani bu videoyu selamlar. Nasıl buldum? Yani iyi oldu ya olmadım. Bu da söyleyin. Yani bence bazı ablalarımız diyecek ki hani bir iki çeşit daha yapsaydın. Ama bugün olmadı, yapamadık. Bu kadar da bence yeterli. Buna da bayağı bir bu arada Sonra biz ekmek de yiyoruz. Sonradan tabii ki de yemeğim de var. Dün yemek bunda yapmıştım. Sonra. Onunla beraber yemek hadi yiyeceğiz. Ya afiyet olsun. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz. Ezan olmayın bari. Düştüm. Evet ezan okumayın. Allah kabul etsin herkesin bu ne be? Sen de görüşürüz. Bay bay Allah.